Bugünkü törende merak edilen bir diğer başlık da AK Parti'ye kimlerin katılacağı sorusuydu. Bir süredir merakla beklenen katılımlar bugün gerçekleşti. Daha önce İyi Parti'den istifa eden iki bağımsız milletvekili ve yerel seçimi başka partilerden kazanan 13 belediye başkanı Erdoğan'ın bizzat rozetlerini takmasıyla AK Parti saflarına geçti. Belediye başkanlarının 9'u Yeniden Refah, biri de eski DEM Partili. Kendilerine, AK Parti ailesine hoş geldiniz diyor. Milletimize hizmet yolunda Mevla'dan üstün başarılar niyaz ediyor. Sayın Seyit Ani, sizi davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen Sayın Milletvekilim. Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetlerini bizzat taktı. İyi Partili iki milletvekili yola AK Parti'de devam edecek. 9'u Yeniden Refah Partisi'nden, biri DEM Parti'den ve bir de İyi Parti'den olmak üzere bağımsızlarla birlikte toplam 13 belediye başkanı da AK Parti dedi. Bu AK Parti'nin çekim merkezi olduğunun bir göstergesi. Bundan sonraki dönemlerde de AK Parti ailesi genişlemeye devam edecek, katılımlar devam edecektir. İyi Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Seyitan İşsiz, "Zaten AK Partiliydim" diyerek duyurdu haberi. "Yuvama dönüyorum" dedi. Duygularını ATV Haber'e anlattı. İnşallah yuvama dönmüş oluyorum. Davet eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve DEM Parti büyüklerimize kalbi şükranlarımı sunuyorum. Temmuz ayında İyi Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel'in de yeni adresi AK Parti oldu. Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Bugün AK Parti'ye katılımınız geldi. Evet. Şu neler söyleyeceksiniz? Daha sonra. AK Parti'ye katılım iki milletvekiliyle sınırlı kalmadı. Adana Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dalla, Feke Belediye Başkanı Cömert Özen de AK Parti rozeti takan isimlerden. Erzurum'dan Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpınar, Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir ve Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu da AK Parti'ye katıldı. Elazığ Bükardı Belde Belediye Başkanı Ali Açmaz, Konya Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu, Muş Yoncalı Belde Belediye Başkanı Fehim Kaya, Muş Yeşilova Belde Belediye Başkanı Ömer Faruk Yenilmez, Ordu Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit, Samsun Ayvacık Belediye Başkanı Refahattin Şencan, Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit ve Uşak Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı da AK Parti saflarına geçti. Bu kutlu davada Sayın Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmamak adına bu kararı aldım. Bundan sonraki süreçte bu davanın bir neferi olup Sayın Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı yapmaktan şeref duyacağım. AK Parti'nin neferi olarak 22 yıldır AK Parti'de hizmet aldık, görev aldık. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. DEM Parti'nin oylarıyla seçildikten sonra istifa eden Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit o isimlerden biri. Begit seçimlerden yaklaşık bir ay sonra DEM Parti için zehir zemberek açıklamalar yaparak istifa etmişti. Seçimden sonra süreç içerisinde bayrağımıza, Atatürk posterine ve Cumhurbaşkanımızın posterine yapılmak istenen müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değildir. DEM Partisi'nden 4 encümen arkadaşımız ile birlikte istifa ediyorum. Begit bundan böyle AK Parti saflarında siyaset yapacak. İnşallah en iyi hizmetleri yapmak dileğiyle, inşallah AK Parti'yle de en güzel hizmetleri Birecik halkına yapacağız. Ben bu katılımların devam edeceğini düşünüyorum. Neden derseniz, çünkü AK Parti bütün gücüyle sahada çalışmaya ve üretmeye azimli bir parti. Bunun etkisiyle ve gücüyle birlikte ben daha da katılımların olacağını düşünüyorum. Erzurum Aziziye Belediyesi'ni seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nin adayı Emrullah Akpınar kazanmıştı. Tek gayemiz hemşerilerimize hizmet etmek diyerek 24 saat önce partisinden istifa etti Akpınar. AK Parti saflarına katıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere göstermiş olduğu burada ilgi ve alaka bizleri yapacağımız hizmet konusunda daha da motive etmiştir. Durmak yok, yola devam. Uşak Banaz'ın bağımsız belediye başkanı Zafer Arpacı da yola AK Parti ile devam etme kararı alan bir diğer isim oldu. AK Parti her daim ortak aklın sesi olarak konumlanmış bir parti. Bu anlamda kucaklayıcı bir parti, kapsayıcı bir parti.